Şimdi bakın, bir sınıfta öğretmen öğrencilerini sıralara ikişer ikişer oturtursa 3 öğrenci ayakta kalıyor. Yok, öğretmen öyle değil de öğretmen öğrencilerini sıralara üçer üçer oturtursa o zaman 2 sıra boşta kalıyor. Boşta kalıyor. Buna göre sınıf mevcudu nedir arkadaşlar? Soru bu. Şimdi çözüm. Şimdi bakın, dikkat edin. Mesela şöyle çalışalım. 5 tane sıra olsa, ikişer kişi otursa, örnek, hani biz şimdi bu problem bir kenarda dursun, biz başka bir şey çalışalım. 5 sıra olsa, İkişer kişi otursa kaç kişi oturuyor olur? 10. Şimdi 3 kişi daha ayakta, 3 daha 13 kişi olur hani sınıf mevcudu. O zaman ben yazıyorum şimdi sınıf mevcudu. Peki 5 sıra değil de x adet sıra olsa, ikişer kişi otursa kaç kişi oturuyor dersin? 2 çarpı 2. 2 çarpı x kişiye oturan boğalar denir. 3 öğrenci de ayakta, sınıf mevcudu demek ki 2x artı 3'tür. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bir de şöyle düşünelim. Az önce sınıfta kaç tane sıra vardı? X tane. Peki öğrencileri üçer üçer oturtturduğumuzda kapı çalıyor. Diyor ki müdür bey geliyor içeri. Diyor ki müdür, ya diyor, boşta sıra var mı? Biz de diyoruz ki iki tane sıra boşta kaldı hocam diyoruz. O zaman onları alayım diyor. Alıp götürüyor onları görevlilerle. Sınıfta kaç tane sıra kaldı? X eksi iki tane sıra kaldı. Bunlara üçer kişi oturtulmuştu. O halde bu x eksi iki tane sıraya üçer kişi oturursa sınıf mevcudu bu olur. O zaman sınıf mevcudu sınıf mevcuduna eşitse bunlar da bunlar birbirine eşit olmalı. O halde 2x artı 3 eşittir 3x eksi 6'dan eksi x eşittir eksi 9'dan x eşittir 9. Demek ki sınıfta 9 tane sıra var. Evet. Peki sınıf mevcudu ne? 2 çarpı 9 artı 3'ten 18 artı 3'ten 21'miş meğer arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Başka bir soru, benzer bir soru yapalım. Öğretmen öğrencilerini sınıfta ikişer ikişer oturtursa 3 öğrenci ayakta kalıyor. Üçer üçer oturtursa 2 sıra boşta kalıyor. Bak, 2 sıra boşta kalıyor. Yalnız boş sıralardan birine bir öğrenci oturuyor. Buna göre sınıf mevcudu nedir? Bak, hızlı yapıyorum. Sınıf mevcudu başlangıçta ikişer ikişer oturunca 3 kişi ayakta kalınca 2x artı 3 kişi sınıf mevcudu. Öbür türlü müdür geldi 2 sırayı almak istedi ya. Müdürüm, bir öğrencimiz ayakta kalıyor. İsterseniz bir sırayı bize bırakın diyebilirim. O zaman evet, x eksi 1 sıra kalır. Doğru mu? Üçer kişi oturur. Cemal de gelir, tek sıraya oturur. Doğru mu? Evet. O halde 2x artı 3 eşittir 3x eksi 3 artı 1'den eksi x eşittir eksi 2 eksi 3'ten x eşittir 5. Demek ki sıra sayısı x eşittir 5 tane sıra varmış sınıfta. O zaman sınıf mevcudu 2 çarpı 5 artı 3'ten 13 arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Başka bir soru çözelim. Öğretmen öğrencilerini sınıfta üçer üçer oturtursa 2 öğrenci ayakta kalıyor. Ayakta. Eğer dörder dörder oturtursa 2 öğrenci bir sıraya oturuyor. Bir sıraya oturuyor. Ayrıca iki sıra değil sıra boşta kalıyor. Tamam, buraya kadar. Buna göre sınıf mevcudu nedir? Evet, yardım et Övgü.
Üçer üçer oturunca sınıf mevcudu 3x artı 2'dir. Buraya kadar tamam mı? Şimdi diğerine bakalım. Şimdi ayrıca 2 sıra boşta kalıyor. Şimdi şöyle diyelim. Müdür geldi. Müdür ne görüyor? Bak 2 tane sıra bomboş. Sıranın birinde de 2 kişi oturuyor. Müdür bunu görüyor. Doğru mu? Devam. Dur şimdi. Övgü söylesin. Ne yapacağız Övgü? Ekincim, ekincim söyler misin? 4 x 1 değil. Hayır, Kadir söylesin. Tamam, ben o zaman kurayım bir bakın, tamam mı? Arkadaşlar, bir bakıyor müdür. Bak şimdi, 2 sıra boş, bir sırada da 2 kişi oturuyor. O zaman sen, bak şimdi, 3'ü çıkartacaksın. 3 sırayı çıkart. Bak önce, iyi düşün. X eksi 3. Bu şimdi burayı 4 ile çarp. 4'er 4'er çarp şimdi. X eksi 3 sıraya 4'er kişi oturmuş. Oturan boğalar X eksi 3 çarpı 4. Bir de 2 kişi var. Hani sıranın birinde 2 kişi oturuyor. Artı 2 ekle. Olmadı mı? Şimdi bakın bir daha söylüyorum. Eğer 4'er 4'er oturtursa, iyi düşünün bak, 4'er 4'er oturtursa 3 sıra boşta kalıyor diyebilirdim ben. Burada arkadaşlar bu soruda 3 sıra boşta kalıyor. Yalnız boş sıralardan birine 2 kişi oturuyor. Tamam. Tamam işte. Bu doğru yani. 2 tane sıra boş oluyor. O halde bu soruyu çözelim. 3x artı 2 4x eksi 12 artı 2 eksi x eşittir eksi 10 eksi 2'den x eşittir 12. 12 sıra var. Sınıf mevcudu. Tartışalım biraz sonra. 3 çarpı 12 artı 2 38 öğrenci var. Bak, bir daha anlatıyorum soruyu baştan. Üçer üçer oturtduklarında 2 öğrenci ayakta kalıyor. Tamam. 3x artı 2. Tamam. Şimdi 4'er 4'er oturtturduğumuzda bir sıraya 2 öğrenci oturuyor diyor. Bir sıraya bir tane sıra var. Oraya 2 kişi oturuyor. Ayrıca bak, soru gayet açık yazılmış bak. Ayrıca kelimesinin altını çiziyorum. Ayrıca 2 sıra boşta kalıyor. Arkadaşım bak lütfen, ben tamam, sizi tamam, şaşırtmaya tamam, çalıştım tamam, ama evet ben sizi şaşırtmaya çalıştım ama aldatıcı değilim bak. Hani iyi düşün, hani kandırmak değil yani. Sınavda böyle sorar adam, oraya ayrıca kelimesini de yazar. Ayrıca 2 sıra boşta kalıyor. O zaman sen bütün x tane sıradan 3 sıra çıkarıyorsun, öbürleri x eksi 3 sıraya 4'er kişi oturmuyor mu? Tamam. X eksi 3 sıraya 4'er kişi oturduğu x eksi 3 çarpı 4 artı 2 kişi, hani o 2 kişi sıranın birinde oturuyor yani. Zaten zor olan soru buydu yani. Hani bu kısmı zordu birazcık, o kadar. Ki topu topu bütün hani bu sıra sorusu bu yani. Başka bundan daha zoru yok yani. Hocam önemli olan bence o ayrıntıyı yakalamak, soruyu okurken. Evet evet, soruyu iyi okumak yani, biraz daha düşünmemiz hocam, yani. Hocam bunu fotoğraf çektim de buraya geçelim. Tamam canım. Evet. Tamam, bir şöyle dur bakayım. Bir de soru bırakayım. İkişer ikişer oturursa 4 öğrenci ayakta kalıyor. Üçer üçer oturursa bir sıra ve bir öğrenci ayakta kalıyor. Hani bir sıra boşta kalıyor, bir öğrenci ayakta kalıyor. Öyle düşün hadi. Müdür o bir sırayı alacağım ben diyor. Bunu görür görmez. Yalnız bir öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre sınıf mevcudu nedir? Bak şimdi. 2x artı 4 eşittir. Şimdi bir sıra boş. O zaman x eksi 1 sıraya. Üçer kişi oturdu. Bir kişi de ayakta. Soru bitti bak. 2x artı 4 eşittir 3x eksi 3 artı 1'den. Eksi x eşittir eksi 2 eksi 6'dan. X 6 sıra varmış. Bu 6'yı da yerine yazdığımda sınıf mevcudu. 2 kere 6 12. 4 daha 16'dır. 16 öğrenci varmış yavru ceylanlar. Burada anlaşılmayan bir yer